Yusuf Hocam burada mısın? Evet hocam, buradayım ben. Sizi dinliyordum. Oo, bomba gibi geldiniz ya, tamam. Umarım, hadi bakalım. Sesim geliyor mu hocam? Şunu söyleyeyim önce. Sesim geliyor mu? Hoparlör kullanayım mı? Şey, pardon, kulaklık. Geliyor. Geliyor. Sesiniz çok net geliyor. İyi geliyorsa bu şekilde devam etmek istiyorum ben. Tamam. Günür Hocam görüşürüz. Kapatıyorum. Hocam görüşürüz, Günür hocam. Şöyle yapayım bir de. Hocam görebiliyor musunuz beni? Seni Tamam. göremiyoruz. Seni. Gelmedi mi? Yok gelmedi. Bekliyorum şu anda. Verdim aslında ama heh, tamam. Evet şu anda geliyor. Evet. Aha. Bir saniye. Evet şu anda geldim. Merhaba arkadaşlar, ben Nursel Gülsever. Kenan hocam bomba gibi patlattı, ortalığı tozu dumanına kattı. Biz önce bu webinar planlarken arkadaşlarla yeni eTwinning'e girmiş arkadaşlarımıza eTwinning'in ne olduğunu anlatmak için böyle bir webinar düzenlemeyi düşünüyorduk. O yüzden baştan girdik tanıtımlarla. Ben de çok basit, pratik Web2 araçları aldım. Bugün onları anlatacağım ama Kenan hocam gelince tozu dumana kattı. Artık bu şekilde biz devam edeceğiz. Şimdi ben ekranımı paylaşacağım sizlerle. Pratik birkaç tane Web2 aracı tanıtmaya çalışacağım sizlere. Evet. Görünüyor mu ekranım arkadaşlar? Ben göremiyorum. Arkadaşlar. Tuğba hocam. Nursel Hocam şimdi paylaşabilirsiniz. Ekranımı paylaştım. Tamam. Tamamdır. Tamam hocam. Devam edeceğim oradan ben. Arkadaşlar öncelikle eTwinning'e yeni başlamış arkadaşlarımızın muhakkak yolunun geçeceği bir Web2 aracımız var. İsmi ne olursa olsun illaki bir afiş poster yapması gerekiyor arkadaşlarımızın. O yüzden bir afiş hazırlama programıyla devam edeceğim. Canva diyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arama motorumuza Canva diyoruz. Canva yazıyoruz ve ilerliyoruz. Arkadaşlar çıktıktan sonra bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, Canva'nın hem mobil uygulaması var hem de masaüstü uygulaması var. Telefondan da bunu kullanabilirsiniz. Masa üstünden de bilgisayarınızdan da bunu kullanabilirsiniz. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Burada bir arama butonu var. Ne yapmak istiyorsanız. Afiş mi yapmak istiyorsunuz? El ilanı mı yapmak istiyorsunuz? Davetiye mi yapmak istiyorsunuz? Onu buraya da yazarak arayabilirsiniz. Ya da işte sol tarafta görüyorsunuz, şuradan imlecimi takip ederseniz tüm tasarımlarımız, işte şablonlar vesaire diye burada alanlar var. Oradan da ya da şöyle aşağıya inerek buradan da bulabilirsiniz. Hemen biz tasarım oluşturun diyoruz. Evet arkadaşlar, demin bahsettiğim alanlar burada: sunum, afiş, logo, el ilanı şeklinde. Buradan seçebilirsiniz. Buradaki arama butonuna da yazabilirsiniz bu şekilde. Ben afiş diyerek ilerleyeceğim arkadaşlar. Afiş dedikten sonra arkadaşlar aklınızda muhakkak bir planınız vardır. Ne afişi yapmak istiyorsunuz? Konunuz ne? Konunuzla alakalı bir afiş seçebilirsiniz buradan. Çünkü burada seçenekler çok fazla. Doğa afişi mi? Reklam mı? Ondan sonra işte bir atıyorum, bugünlerde koronavirüsü biliyorsunuz hayatımızı mahvetmiş durumda. Bir farkındalık oluşturmak için farklı bir şey mi düzenlemek istiyorsunuz? Buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir tane afişi buradan, ya da şöyle mesela doğa ya da hastalık mı diyelim. Şurada bir şey yasak çıkar mı acaba diye bir bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar, korona hayatımızı mahvetmişken şöyle bir tane tıklayınca arkadaşlar direkt afişimiz bizim buraya geliyor. Ve ondan sonra düzeltme yapmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar bu üzerindeki sekmeler böyle hareket ediyor bu şekilde. Hareket ediyor bunlar. Beğenmediğiniz yeri arkadaşlar silebilirsiniz. Şurada çöp kutusu var sol tarafta. Onu tıklayarak birleşeni sil ya da grubu sil diye. Grubu silerseniz bu işaretli yerlerin hepsi silinir. Ama birleşeni sil derseniz sadece bir kısmı silinecek. Bakın deniyoruz. Bir kısmı gitti.
Tekrar şöyle yapınca hepsi gitti. Arkadaşlar şurada bakın sol tarafta sekmeler var burada. Fotoğraf derseniz arkadaşlar buradan fotoğraf yükleyebilirsiniz. Ama bunlar kendi fotoğrafları. Buradan seçip yapabilirsiniz. Bilgisayarınızdan fotoğraf yüklemeyi de aşağıda göstereceğim size. Bir altta arkadaşlar bu şekilde karakterler var, şekiller var. Bunların hangisinin üstüne tıklarsanız otomatikman buraya gelecektir. Artık siz de burada çok da anlamlı bir fotoğraf geldi. Koronanın yayılışı. Evet, bu şekilde buraya yerleştirebilirsiniz. Arkadan mesela arkadaşlar bu şekilde seçebilirsiniz. İstediğinizi buradan kaldırabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin yaratıcılığınızda kalmış bir şey. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Burada başlık ekleyin var. Buradan metin ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Başlık ekleyin derseniz arkadaşlar bu şekilde buraya açılmış durumda. Bakın. Şöyle. Hemen buraya bir şeyler yazarsınız. Şöyle. Bir şeyler eklersiniz. Bu böyle olur. Şöyle kaldırabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar bunun. Bir alt başlık ekleyin diyor. Bu şekilde arkadaşlar zamanımız çok uzun olmadığı için çok üstüne gitmeyeceğim. Üstten anlatmaya çalışacağım sizlere. Yazının rengini arkadaşlar değiştirebiliyorsunuz burada. Yazı ekleyebiliyorsunuz. Tekrar göstereyim bu şekilde. Arkadaşlar altta video diyoruz. Bakın videolar kısmı var. Buradan kendi alanındaki videolardan ekleme yapabiliyorsunuz buraya. Kendi bilgisayarınızdaki videoları da nasıl yükleyebileceğinizi yine altta göstereceğim size arkadaşlar. Bir aşağıdaki arka plan sekmesini tıklıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel arka planlar gelmesi lazım. Şunu silelim şuradan. Üst üste yapıştığı için arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar arka planımız değişiyor. Böyle bu şekilde arkadaşlar değişiyor. Şimdi arkadaşlar yüklemeler kısmı dediğimizde direkt bizim bakın görsel veya video ekle diyor. Buraya tıkladığımızda arkadaşlar evet direkt bilgisayarımıza bağlanıyor. Buradan bir görsel seçebiliyorsunuz ve aç deyince buraya geliyor. Siz de burayı tıkladığınızda otomatikman buraya geliyor ve afişinizi hazırlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda da görüyorsunuz arkadaşlar renk var. Harflerin karakterleri, şekilleri var, düzeni var. Buradan da arkadaşlar düzeltme yapıp afişinizi istediğiniz şekilde kendi yaratıcılığınıza, kendi istediğiniz şekilde projenize göre, konunuza göre düzeltme yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu kadar. Şuradan da arkadaşlar şunu da göstereyim size. Bir ok işareti var. Buradan indirme yapabiliyorsunuz. İndir dediğiniz zaman indirme yapabiliyor bilgisayarınıza. Şurada da arkadaşlar bir paylaş butonu var. Buradan da link alıp paylaşım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan çıkacağım ben. Farklı bir webiki aracımıza geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi tekrar arama butonumuza giriyoruz. Şöyle bir bakayım. Arama motorumuza arkadaşlar pizzap yazacağız. Sesim geliyor mu bu arada arkadaşlar? Ben duyamıyorum sizi ekranı gördüğüm için. Evet, pizzap yazdık arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bir kolaj programı. Yine dediğim gibi eTwinning'e giren her arkadaşımızın yolu bir afişten, bir kolajdan muhakkak geçecektir. Bunları öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sadece projeler için değil, eTwinning için değil. Normal hayatta da bize lazım oluyor. Özellikle ders işlerken de muhakkak lazım oluyor bizlere bunlar. Bunları biz değerlendirelim, kullanmaya çalışalım. Çünkü eTwinning'in temel prensiplerinden biri, temel amaçlarından biri de öğretmenin teknolojiyle buluşturmak. Bunu tıkladık arkadaşlar biz buraya. Pizap diyoruz. Evet arkadaşlar bakın burada bir kolaj yazıyor. Kolaja tıklıyoruz biz arkadaşlar. Kolaj dediğimiz zaman arkadaşlar şuradan bir tane alan seçiyoruz kendimize istediğimiz şekilde. Kaç fotoğraflı bir kolaj yapmak istiyorsak bu şekilde arkadaşlar 4, 5, 6, 6
seçenekli bir şablon oluşturuyoruz kendimize. Buraya bastığımızda arkadaşlar bakın parmak işareti var orada. Oraya bastığımızda computer diyoruz. Bilgisayarımıza bizi yönlendiriyor. Oradan fotoğraf seçiyoruz. Aç diyoruz. Buraya gelmesi lazım fotoğrafımızın. Evet, buraya geçiyoruz. Yine computer diyoruz arkadaşlar. Şu Itivinink logosunu alayım ben. Tekrar aç dediğimizde buraya yerleşiyor. Yine arkadaşlar tekrar kaç fotoğraf yükleyeceksek aynı şekilde. Benim bu bilgisayarda maalesef fotoğraf yok. Olanları artık değerlendireceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. Alayım bir tane daha şöyle. Evet, bu şekilde arkadaşlar fotoğraflarımızı yerleştirdikten sonra şöyle, pardon arkadaşlar, şuraya tıkladığımız, pardon, şuraya arkadaşlar tıklıyoruz, fotoğrafımıza göre alıyoruz. Evet, burada arkadaşlar filtre programları var. Bakın, istediğimizi buradan seçebiliyoruz. Daha canlı, daha flu. Bu şekilde arkadaşlar pro olanları tabi seçmeyin. Ücretli olabiliyor onlar. Bunu bu şekilde yapabiliyoruz. Filtrede o var arkadaşlar. Sticker'da arkadaşlar bakın burada bir sürü sticker var. İstediğiniz sticker'ı seçip buraya yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kullanabiliyorsunuz nasıl istiyorsanız. Şöyle şunu alabiliriz mesela. Bakın bu buraya geldi. Bu şekilde arkadaşlar kullanabiliyorsunuz. Yine alta geçip arkadaşlar yazı yükleyebiliyorsunuz. Text. Bakın arkadaşlar bu şekilde yazı yükleyebiliyorsunuz buraya. Yazıyı kalın büyütme, küçültme, bu puntosu bu şekilde yapılıyor. Arkadaşlar renk color diyor. Rengi buradan ayarlayabiliyorsunuz yine. Burada arkadaşlar bakın yazının duruş şekli. Bunlar hep ayarlanabiliyor burada. Çok güzel bir program. Hem telefondan hem bilgisayardan kullanmaya müsait. Çok kullanıma elverişli bir program yine. Bu şekilde arkadaşlar bakın kesme yapabiliyorsunuz burada. Paint var burada. Yine boyama yapılabiliyor, kullanılabiliyor. Bakın şöyle yaptığımızda zaten fark edilecek yandaki çizgilerden. Evet arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz biz. Ben başka bir şey göstermek istiyordum ama size. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu afişimizi oluşturduktan sonra şöyle burada arkadaşlar kenar çizgilerimizi genişletip daraltabiliyoruz. Yine köşelerini alıp yuvarlayabiliyoruz. Düzleştirebiliyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu kesinlikle bize kalmış. Bakın rengini değiştiriyoruz buradan arkadaşlar. Evet bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Arkadaşlar şurada save yazan kısımdan afişimiz bittikten sonra kayıt edebiliyoruz. Share yazan kısmına tıkladığımızda da arkadaşlar sosyal medya hesaplarımızda bunu rahatlıkla paylaşabiliyoruz arkadaşlar. Ben sizi göremiyorum. Şuradan bir bakayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Bu da kolaj programımız. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü çok uzadı gerçekten. Şimdi bir arkadaşlıklar bizim bir video oluşturma programımız var. Kizoa. Kizoa'da buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yazıyoruz. Bu da bir video oluşturma programı. Bu da basit arkadaşlar. Böyle Kizoa'yı çalıştır diyoruz. Umarım sesim geliyordur çünkü ben sizi arkadaşlar göremiyorum. Eğer varsa bir sorun lütfen bana mesaj atın. Mesajları da okuyamıyorum ekran paylaştığım için. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada resimlerim diyoruz. Bunlar benim PC'den indirdiğim resimler. Daha önce indirmişim burada. Film yapma diyoruz arkadaşlar. Film yapma diyoruz. Şimdi arkadaşlar önümüzde iki tane seçenek çıkıyor bizim. Bir tanesi en baştan birazdan bizim yapacağımız. En baştan fotoğraf seçerek üzerine diğer slaytlarını, stillerini ekleyerek ilerleyeceğimiz bir bölüm. Diğer tarafta arkadaşlar modeller var. Burada her şey hazır zaten. Siz burada beğeniyorsunuz. Artık ne yapmak istiyorsanız. Şöyle bunlardan birini
seçelim. Kendi amacınıza uygun seçin lütfen. Şöyle bir tane seçtik diyelim. Arkadaşlar bunu manzara boyutuna da yapabilirsiniz. Bakın seçenek vermiş burada. Kare demiş. Kare olarak da alabiliyorsunuz. Ya da portre şeklinde de uygulayabiliyorsunuz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Şöyle manzara alayım. Görüntü geniş olsun. Evet arkadaşlar. İsterseniz bununla devam edersiniz. İsterseniz de dediğim gibi teker teker adım adım kendiniz ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kendimiz arkadaşlar adım adım ilerleme bölümüne geldik. Burada en altta kutucuklar var, kareler var. Şimdi burada kendi videomuzu kendimiz oluşturacağız. Şimdi alalım şöyle tutup aşağıya yerleştiriyoruz. Şöyle alıp 4 tane fotoğraf benim için yeterli olacaktır. Çok fazla almaya gerek yok. Arkadaşlar şimdi burada bakın yan tarafında fotoğrafların yanında geçişler diyor. Geçişlere tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen biz de bu reklamı bunun tanıtımı diyelim. Onu kapatıyoruz kendimiz devam ediyoruz. Birinci resme ne yapmak istiyorsunuz? Mozaik mesela alıyorsunuz üzerine bırakıyorsunuz. İkinci resme perspektif dönüş diyor. Üçüncü resme ortadan dönme. Dördüncü resmime yine köşeden dönme şeklinde bırakıyorum arkadaşlar. Efektler diyor arkadaşlar. Yine hemen tanıtımı çıkıyor efekt nedir diye size tanıtıyor. Efektler kısmında da arkadaşlar yine bu şekilde alıp üzerine bırakabiliyorsunuz. Bakın hemen göründü. Kapatıyoruz buradan. İkinci resmimize de aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Kutsal ışık diyor. İsmi böyleymiş. Bunu da aldık bıraktık. Üçüncüsüne şöyle pırıltı bırakalım. Çok severim ben pırıltıları. Dördüncüsünde de şunu alalım bırakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada metin diyor. Hemen tanıtıyor metin ne işe yarıyor. Burada arkadaşlar metin ekleyebiliyorsunuz resimlerinizde. Evet renkli kabarcıklar, renkli şeyler, piksel birleştirme. Farklı seçenekler de var. Burada arkadaşlar biz önceki bir ön izleme diyelim. Bakın arkadaşlar yaptığımız düzenlemeler şu an karşımızda görünüyor. Bakın kutusal ışık dedikleri. Evet parıltılar. Eklenmiş durumda arkadaşlar. Gördük bu şekilde arkadaşlar. Buradan metin de ekleyebiliyoruz biz buraya. Arkadaşlar onun dışında şöyle animasyonlar var arkadaşlar. Animasyonlar da GIF olarak telefonumuzdan artıya basınca telefonum özür diliyorum bilgisayarımıza bizi yönlendiriyor ve buradan yükleme yapabiliyoruz. Aynı şekilde müzik de öyle müzik eklemek istediğinizde de benim bilgisayarımda müzik yok. Artıya basarak direkt sizi yönlendiriyor ve müzik yükleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tabii çok daha iyi öğrenebilmeniz için bunu biraz daha kurcalamanız gerekiyor yeni başlayan arkadaşlarımız için. Arkadaşlar bu şekilde video kaydet dediğiniz zaman buraya videonuzu kaydediyor. Paylaş dediğiniz zaman da zaten sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyorsunuz ya da mail olarak bir başkasına bunu gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da kaydet butonuna basıp bilgisayarınıza videonuzu kaydedip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir Webiki aracımıza geçmek istiyorum. Hemen yazıyorum arkadaşlar arama motorumuzda. Diğer arkadaşlar ne vereyim? Kizua'yı verdik. Jigsaw'ı vereceğim arkadaşlar. Jigsaw'ı vermek istiyorum size. O da çok eğlenceli bir Webiki aracı. Hem kullanımı basit hem de öğrenciler çok seviyorlar bunu. Lise öğrencisine verdiğinizde de memnun oluyor. Okul öncesi öğrencisine verdiğinizde de memnun oluyor Jigsaw'dan. Jigsaw Planet. Bakalım arkadaşlar. Evet. Direkt tıklıyoruz. Açılsın. O açılana kadar şöyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bir yapboz programı. Öğrencilerimiz ne kadar teknolojiyi kullanıyor. Bunu zaten kalite etkili başvurusu yaptığımızda bize soracaklar ve biz bunu yazmak durumunda kalacağız. Bu da bizim uygulayabileceğimiz çok basit
Teknolojik aletlerden bir bebek iki aracı. Dediğim gibi öğrenciler de çok memnun oluyor bunlar. Ben okul öncesi öğretmeniyim ve öğrencilerime verebileceğim bundan daha iyi bir bebek iki aracı yok. Öğrenciler hem memnun olmuş oluyorlar, hem proje konumla ilgili olmuş oluyor, farkındalık kazanmış oluyorlar. Arkadaşlar biz burada oluştur diyoruz. Oluştur dedikten sonra arkadaşlar şöyle dosya seç kısmından bir dosya seç diyoruz. Arkadaşlar bizde çok fazla fotoğrafım yok ama şuradan bir tane seçeceğim artık. Aç diyoruz ve buraya biz fotoğrafı yüklüyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik alt kısma parçalar bölümüne. Şimdi arkadaşlar dedim ya okul öncesinden liseye kadar öğrencilerin uygulayabileceği bir web 2 aracı, kullanabileceği bir web 2 aracı. Okul öncesi ise çok daha az parçalı. Bakın 12 yazıyor altta. Az parçalı bir puzzle oluşturursunuz ama hani öğrencilerinizin yaşı daha büyükse ilkokul, ortaokul, lise vesaire daha fazla parçalı bir puzzle oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha küçük bir tane oluşturmayı tercih ediyorum. Burada arkadaşlar şekil diyor. Burada arkadaşlar şekil kısmında da istediğiniz şekli seçebilirsiniz. Puzzle'ınız nasıl olmasını istiyorsunuz? Ben klasik puzzle şeklinde olmasını istiyorum. Altta küçük bir kutucuk var, döndürme. Yani puzzle'ınızı oluşturduğunuzda puzzle'ın parçalarını yerine yerleştirirken dönsün mü, direkt koyduğunuzda yerine yapışsın mı? Zor olsun istiyorsanız döndürmeyi işaretlersiniz. Ama benimki gibi öğrencileriniz küçükse döndürmeyi kullanmayın. Çünkü zorlanıyorlar. Zorlanınca öğretmenimler başlıyor. O yüzden kullanmayın. Ben kullanmıyorum. Etiketlere de bir şey yazmanıza gerek yok. Oluştur diyorsunuz ve puzzle'ınız oluşuyor arkadaşlar bu şekilde. Kendi fotoğrafımın da oluştuğu bir puzzle yapmış oldum bu arada. Benim de bir puzzle'ım oldu bu hayatta. Böyle arkadaşlar bir puzzle'ımız olmuş oluyor. Buraya mı geliyor bu? Yapamazsam da çok üzülürüm. Evet, neyse arkadaşlar bunu sonra yaparız. Şimdi. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi paylaş derseniz arkadaşlar bakın burada bir paylaş seçeneği var. Paylaşırsanız diğer webiki araçlarında olduğu gibi Twitter'da, Facebook'ta, diğer sosyal medya hesaplarında paylaşabilirsiniz. Çok basit gelebilir size ama hani öğrencilerimizi düşündüğümüzde çok da basit değil aslında. Yani benimki gibi öğrencileriniz küçükse öyle basit bir webiki aracı değil. Çünkü onların seviyesine uygun kendimi de yapmış oldum. Bakalım arkadaşlar düzenle kısmında da silmek isterseniz silebilirsiniz. Taşımak isterseniz taşıyabilirsiniz. Bu da bir şekilde arkadaşlar. Şimdi son olarak arkadaşlar size ben QWERTY göstermek istiyorum. Buradan çıkış yaparım. Çünkü zamanımız da çok daralıyor. QWERTY göstermek istiyorum size. Daha doğrusu tanıtmak istiyorum. QWERTY diyeceğiz. Arkadaşlar QWERTY pardon yanlış oldu galiba. Şöyle bir hemen düzeltelim. Neden çıkmadı? Sanırım ben de birazcık heyecan yaptım. Böyle QWERTY diyelim arkadaşlar. İstediğim yer çıkmıyor ama. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar QWERTY bir artırılmış gerçeklik uygulamasıdır. Bu da çok eğlenceli bir eğitim aracı diyebilirim sizlere. Yine okul öncesinden liseye kadar kullanılabilir. Çalışma yaprakları vardır. Boyama sayfaları vardır. Özür diliyorum. Boyama sayfaları var. Bu boyama sayfalarını alıyorsunuz. Boyuyorsunuz. Ondan sonra mesela okul öncesinde bu ekranda göründüğü gibi kullanabilirsiniz. Fakat biyoloji dersi için, fen bilgisi dersi için, farklı farklı dersler için de farklı uygulamaları var. Onları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size göstereceğim. Bakın bu şekilde hiç görmeyenler için anlatayım QWERTY. Böyle bir boyama sayfası var. Öğrenciler bunu boyuyorlar. Telefonumuza muhakkak uygulamasını ya da tabletimize uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Burada göründüğü şekilde uygulamayı açıp bu kağıdın üzerine tuttuğumuzda karakterler canlanıyor. Şurada bir tane örnek var. Gösterelim şunu arkadaşlar. İzleyebiliriz beraber.
Evet arkadaşlar, bunu da izlemiş olduk. Şöyle bir şey yapalım şunu. Evet arkadaşlar, bunu da bu şekilde izlemiş olduk. Bir de asıl ben size bu okul öncesinde ilkokulda güzel bir uygulama şöyle göstereyim size. Bunun farklı farklı bölümleri de var, seviye seviye. Bu şekilde bastığımızda çalışma yaprakları vardı arkadaşlar. Aslında ben onu göstermek istiyordum size. Evet, bu da çok güzel. Bunu da izleyelim. Bu da daha büyük yaş grupları için derslerde kullanılmış. Bunları yapınca derslerin de çok verimli geçeceğini düşünüyorum ben. Hem de çok eğlenceli geçecektir. Evet, gördüğünüz üzere aynı zamanda bir eğitim materyali olarak da çok çok faydalı olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü hem biyolojide kullanmışlar, hayat bilgisinde kullanmışlar, fen bilgisinde kullanmışlar. Arkadaşlar bir de burada bunun çalışma yaprakları vardı. Bir hangi alandaydı? İngilizce yazdığı olduğu için şöyle ben de bir bulmakta zorluk çekebilirim. Burası da değildi. Şöyle bir diyelim. Evet, burada çalışma yaprakları var. Muhtemelen bakınca bulacaksınız. Ben şu an bulamadım. Bu çalışma yapraklarında free olanları indirip çıktı aldıktan sonra sınıflarımızda, evlerimizde, çocuklarımızda, öğrencilerimizde, derste ya da evde uygulayabiliriz. Tuba Hocam. Buradayım. Yani Kenan Hoca'dan sonra. Yo, sizin kulvarlarınız farklı. Sen kendi alanına yönelik anlattın. Çok da güzeldi. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Dediklerimin hepsini kullandım. Öğretmenlik evet. Yaparken.
Buradaki çoğu arkadaş da eminim kullanacaktır gittikten sonra. Çok çok memnun olurum. Çok güzel. Çok güzel bir Ben de paylaşımdı. sana, Kenan hocama, katılan arkadaşlarımıza, benden önce ve sonra webinara katılacak olan tüm arkadaşlarıma hem başarılar diliyorum hem çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için özellikle teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sürçülisan ettiysek de affola. Elimizden gelen buydu. Yine Estağfurullah hocam. Kenan hocam gibi ben de son mesajı vermek istiyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın. Teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Arkadaşlar sesim geliyor mu şu anda? Evet, bugünkü toplantımız burada bitti. Katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa onları görüntülü ve sesli olarak alabilirim. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Oradan yazın mesaj kısmından. Ben size bütün sunumları göndereceğim. Bir de arkadaşlar son olarak sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Yazıyorum şu anda mesaj kutusuna. E-Twinning'in doğru yazılma şekli budur arkadaşlar. Arada tire yok. E büyük değil. E küçük, T büyük. Yani bu kalıplaşmış bir şey. Bunu paylaşımlarımızda değiştirmeyelim. Ve kullandığımız eTwinning logolarında da şöyle yazıyorum Google'a. eTwinning basın yazdığınız zaman karşınıza çıkacak görselleri, logoları kullanmanızı istiyoruz. Onun dışında kendi oluşturduğunuz ya da eski daha önce kullanılan logoları kullanılmasını pek önermiyorlar, sıcak bakmıyorlar. Buradan da size böyle bir bilgi paylaşımında bulunmak istedim. Katılmak isteyen var mı? Bitirelim mi? Ne yapalım? Yarın hepinizi tekrar bekliyoruz bu arada saat 2'de. Yarın da sürpriz bir konuğumuz var. O da şehir dışından biri. Mesleki eğitimle ilgili bir etkinlik var mı derken hocam, Osman hocam, sorunuzu tam anlayamadım. Yani her akşam Ulusal Destek Servisi'nin hazırladığı mesleki gelişim webinarları var. Saat 8'de oluyor. Sosyal medya hesaplarımızdan biz de kendileri de bunları paylaşıyorlar. Muhasebe finansman alanı ile ilgili. Yani bunlar bizim alanımız değil. Tabii ki yoğun bir talep olursa bu alanla ilgili de çalışma yapabiliriz hocam. Arkadaşlar bu eğitim aslında bilgi paylaşımı odaklı. Herhangi bir sertifika verilmeyecek sonunda. Ama şöyle yapabiliriz. Yani eğitimin live üzerinden daha sonra ben şu anda hani katılımcıları not alıyorum. Oradan bir etkinlik oluşturup oradan bir sertifika düzenleyebiliriz sizler için. Böyle bir şeyin olup olmayacağını görüşeceğim. Eğer olursa öyle bir paylaşımda bulunabilir sizler için. Yani burada bir arada olmak çok daha güzel. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Evet, soru olan yok galiba. Kapatayım mı? Katılmak isteyen var mı? İyi akşamlar. Trabzon'dan iyi akşamlar geldi. Bizden de selam olsun Trabzon'a. Kerem Hoca'nın da notlarını bırakacağım arkadaşlar. Göndereceğim mail olarak. Bize ulaşın. Mail adresinizi de hepsini göndereceğim. Latif Hocam'ın önerisi varmış. Neymiş? Kaçırdım galiba ben onu. Kusura bakmayın nasıl da. Alkış yapacaktık. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. O zaman şöyle yapalım. Arkadaşlar çıkmayın. Çıkmayın. Şu anda hepinize yetki vereceğim. Tamam mı? Ses ve görüntü olarak tek tek görüntünüzü paylaşacağım.
Siz de kabul ederseniz buradan bir alkış yapalım ve bitirelim. Anlaştık mı? Evet, videolarda etkinleştirdim. Katılabilirsiniz.